Merhabalar dostlar. Şimdi 8. köşe taşımızla devam ediyoruz. Çemberde açılara. Odaklanmamızı da ayarlayalım. Işığımız iyi ama şöyle biraz daha açtım parlaklığını. Şimdi noktaları çember üzerinde demiş. ABC KCE'nin 4 katıymış. KCE'nin yani şuradaki açıya biz A açısı yazarsak ABC ABC şu X denilen yer 4 katıymış. 4A olacak. Tabii ki bu A açısı arkadaşım şuradaki yayı görüyor. Bu yaya 2A yazalım. Sonra bakın şu 15 ile A'nın toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit olacak. 15 artı A yazalım buraya. Şu 2A'yı yazmam çok gereksiz olmuş. Bakın hiçbir işime yaramadı ama ne gördüysem yazıyorum dostlar. Sonrasında şu darbeyi vuracağım. Bakın şu dörtgen 4 tane kirişin oluşturduğu bir dörtgendir. Yani adı kirişler dörtgenidir. Ve kirişler dörtgeninin özelliği karşılıklı açılarının toplamının 180 olmasıdır. Yani 4A bir açısı, tam karşısında da 15 artı A var. Bunların toplamı 180 olacak. Yani 5A eşittir. 180'i buraya atarsam 165. 5'e bölüyorum. 16 da 5. 3 kere 15 de 3 kere 33 çıkıyor. A dediğimiz uzunluk. Bize neyi soruyormuş? Açı pardon. 4A'yı soruyor. 4 tane 33. 4 tane 30 120. 4 kere 3 12. 132 yaptı. Edirne'den geldi cevabı. Geldim ikinci soruya. ABC'de bir kirişler dörtgeniymiş. Yani ne demek bu? Bu dörtgenin etrafından bir çember geçiyor demektir. 4 tane kiriş oluşturuyormuş bunu. Peki 60'ın gördüğü yay şurası 120. 70'in gördüğü yay şurası 140 olacak. Sonra bu 120'yi gören şu açı da 60 derece olacak. 140'ı gören şu açı da 70 derece olacak. Bize nereyi soruyor? A, B, C. Şuradaki açıyı soruyor bize de dostum. Bakın 60 var. 70 daha 130 yaptı. O zaman buraya da 50 derece kaldı diyebilirim. Bursa'dan geldi cevap. Evet, üçüncü sorumuz. Hemen buna bakıyoruz. AFD'nin 4 katı demiş. AFD'nin 4 katı. AFD'ye 4A yazalım. AFD. Nerede o açımız? AFD. Şuradaki açı 4A'ymış. Neresi 3A'ymış? AEB. Şurası da 3A. Tamam. Şimdi kirişler dörtgeni var. Bakın şu ortadaki dörtgen bir kirişler dörtgeni. 41 ise şurası 139'dur ki bunun ters açısı şurası da 139'dur. Şimdi bir de bumerangın kuralını yapalım hemen dostlarım. Şu 3A'nın, 4A'nın ve 41'in toplamı yani 7A artı 41 eşittir 139 olacak. 7A eşittir. 139'dan 41'i çıkartalım. 8, 98 oldu. 7'ye bölelim. A eşittir. 14 geldi. Şimdi A'yı bulduk. A 14 ise 3 tane 14'ten şurası 42 yapar. Ve 42 ile X'in toplamı 2 iç açıdır. 139'a eşittir. Demek ki 139'dan 42'yi çıkartacağım ben. Cevabım da 97 gelecekmiş. Evet, dördüncü sorumuz. O merkezli çemberde bir paralel kenar görüyormuşuz. Şurası bir paralel kenarmış. Şimdi şu açıya A dersem gördüğü yer şurası 2A. Merkez açı olduğu için bu da 2A'yı gördüğünden bu da 2A olacak diyelim. Ve paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğundan burası da 2A olacak. Ve bakınız şurada bir kirişler dörtgeni var. 2A ile A'nın toplamı 180. Yani 3A 180. A eşittir 60. Burası 60. Peki, bumerang yapalım bir de şurada hemen. İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşittir. Yani 60 ile 25 85 yapar. Bir de x'in toplamı eşittir 2a'ya. Yani 120'ye. 15 20 daha 35 gelir. X dediğimiz açı. Bursa'dan çıktı cevap. Evet, 8 numarayı da gördük. Hemen 9 numarayı çözmeye başlayalım. Birinci sorusu. Şimdi tam merkezden inen kirişten merkezden kirişe inen dikmek kirişi ikiye böler. Demek ki benim merkezim burada bir yerde. Yani şu adam bizim çapımız. Peki 70'in gördüğü yay 140 olacak. Demek ki şuraya 40 kalacak. Çünkü çapın sağ tarafındaki yayın ölçüsü 180 olmalıydı. 140 buradaysa buraya da 40 kaldı. X'de 40'ı gören çevre açı olduğu için yarısı 20.
Şuna bakalım yine. Bakın merkezden kirişe dikme inerse kirişi ikiye böler. Bu çemberde uzunluk kuralıdır. Peki AB yayı 120 imiş. Şu yay 120 ise hatta yayı da ikiye böler. 60-60 diye devam eder bu. BKD yayı şurasıdır ki bunu da 160 demiş bize. Buna göre diyor OCD alfa kaç derecedir? Şimdi ben şunu biraz daha uzatırsam çap oldu bu dostum ve çapın bu tarafı 180. O halde şuraya 120 kaldı bakın tam şu yaya. Çünkü 60 burada değil mi? 120. 160'tı şu B'den bu tarafı. 120'si buradaysa şuraya da 40 kaldı. Alfa da 40'ı gördüğü için yarısı oldu. Şuna bakalım. O merkezli çemberde ACB açısından ACB şundan A diyelim bu açıya. ABC yani şunu B'yi çıkartırsanız diyor 30 olur diyor. Peki şuna B dedim, şuna da A. Sonra AOD x kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Peki bakın yine kiriş merkezden kirişe dikme indirdim. Bu kirişi ikiye bölecek. Hatta yayı da ikiye bölecek değil mi? Devam ettirirsek. Sonra demek ki şu bir açıortaymış arkadaşlarım. Bunu fark ettik biz. Çünkü aynı yayı gören çevre açı bunlar. Bu bir açıortay olacak. Başka ne diyebiliriz? Şuradaki B yayını bu tarafa atarsam A eşittir 30 artı B olur. Demek ki A yerine ben 30 artı B yazabilirim demek istiyor bu da. Güzel. Başka ne yazabiliriz ki? Şunlara da KK diyelim hadi. Bakalım neler gelecek. Şimdi evet. Başka da bir şey göremedim ya. Yani şurayı çok çizesim var. Buraya da X deyip şurayı bulasım var ama. Şimdi bu 30 artı B gördüğü yay 60 artı 2B. Bu B gördüğü yay 2B. Evet başka. Şurası 2K. Şurası da 2K. 2K ile 2B'nin toplamı 150 yapar. Değil mi? Şuradaki üçgenin iç açılarını toplarsak 2K artı 2B artı 30 var. Eşittir 180. 2K ile 2B 150. Demek ki K ile B 75 gelecek. Bunu bir yazalım. Şimdi K ile B'nin toplamı 75 ise şuradaki açının ölçüsü o halde bulunabilir. Bu da 75'tir diyebiliriz. Tabii ki bu 75 ise bunun tersi şurası da 75. Şurası 90 olduğu için x'e de kaldı 15. Evet küçük küçük olduğu için tam şey yapamadık. Şekildeki çemberde AB diktir CE'ye. AD eşittir BC. Tamam demek ki şurası bizim merkezimiz çapmış bu arkadaşlarım. DE CD'nin 3 katıymış arkadaşlar. Buraya K diyelim. Burası 3K olacak. Tam 2'ye böleceği için 2K 2K diye de burayı böldü. Şurası bizim yarı çapımız 2K. 90'ın karşısı 2K ise arkadaşlar zil çaldı. Kapıya baktım. Şimdi devam ediyorum. Son sorumuzu da çözelim. Artık burada da iki köşe taşı çözmüş olalım. Bir dahaki videoda devam ederiz inşallah. Tamam mı? Evet bakın şimdi burada da ne dedim? 90'ın karşısı 2K ise önce ne yaptık? Oranı yerleştirdik. Burası merkezse 2'ye bölecek 4K'yı 2K 2K diye. Şurası da bizim yarı çapımızdır dedik. 2K ise buraya da 2K yazdık. Şimdi 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K'dır? 30'un. Şuraya da 60'ı çaktım hemen. Neyi soruyor? A, E, B yayını. Bakın şuradaki yayın ölçüsünü soruyor ki ben şuradaki açıyı biliyorum 120 derecedir. Merkez açı olduğu için gördüğü yay da 120 derece olacak dedim. AEB yayını soruyor. 120 çıkması lazım bunun cevabının. AEB yani şurası değil. AE'yi buldum ben. Şuraya kadar diyor AEB. Burayı da bulacağız arkadaşlar. Burayı unuttuk. Hadi orayı da hesaplayalım. Hemen şurayı da çizdim. Bu da benim yarı çapım. Yine bakın 30, 60, 90. Şurası 60. Şurası 30 oldu. 60'ın burası yine 120'dir ki 120'nin gördüğü yayda 120 olacak. Toplamda ne çıktı dostlar? 240 derece geldi gobellerim. Evet şimdi bu video dediğim gibi biraz yarım kaldı. Misafir geldi çünkü arkadaşlar zil çaldığı için durdurdum. Birazdan devam edeceğiz tamam mı? Daha doğrusu birazdan dedim yarın devam ederiz artık bundan sonraki şeyleri. Pekala öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hadi bakalım eyvallah. İyi çalışın lan bu arada. Güzel çalışın.
Yapamadığınız soruları da isterseniz bana Instagram'dan atabiliyorsunuz. Bunu yorumlar kısmına yazmıştım biliyorsunuz. Instagram'dan istediğiniz soruyu atarsınız. Ben de çözerim elimden geldiğince. Görüşürüz gençler.